İsrail ordusunun sene başında başlattığı ve tam 22 gün devam eden Gazze saldırısında 1300 Filistinli hayatını kaybetmişti. İşte bu dehşet veren katliamda yer alan İsrailli pilotlar Türkiye'de eğitim uçuşu yapmış olabilir şüphesi Ankara'yı harekete geçirdi ve İsrail Anadolu Kartalı tatbikatına davet edilmedi. Ben de konuyla ilgili düşüncelerimi daha önce açıkladım. Günlerdir konuşulan gelişmenin perde arkasını Başbakan Erdoğan açıkladı. Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır. Bakın mecburiyeti vardır. Ben halkımın taleplerini bir kenara koyamam. Başbakan, ABD İsrail yoksa biz de yokuz diyerek tatbikattan ayrıldığı iddialarına açıklık getirdi. Tatbikat konusuyla alakalı olarak da bunun şu anda yapılamayacağını, bunun İsrail dışındaki katılan ülkelerle yapılması veya ertelenmesi konusunu söyledik ve bu yaklaşım makul karşılandı. Başbakan, tatbikatın ertelenmesinde etkili olduğu söylenen İsrail'in Heron insansız hava araçlarının teslimatını geciktirmesi meselesine de değindi. Ben medya üzerinden bu tür konuları değerlendirmem ama resmi bir bu konuda bilgi bize ulaştığında bizim Dışişleri Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını yapar, hukuk noktasında bu noktadaki çalışmaları yaparız, Milli Savunma Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz bir araya gelir, çalışmalarımızı yaparız, o zaman da gerekli açıklama bununla ilgili yapılır. 2005 senesinde yapılan 183 milyon dolarlık anlaşmada 10 adet Heron'un Mayıs 2009'da teslim edilmesi gerekiyordu. Heron'lara adapte edilecek Aselsan sistemlerini bahane gösteren İsrail, teslim tarihini Ekim 2009 tarihine erteletmiş, önceki günde İsrail Ordu Radyosu teslim tarihinin yine ertelendiğini öne sürmüştü.